Yıl 2012. 4 Ocak. İnternetin en kaotik, en filtresiz köşesi olarak bilinen 4chan forumu. Her gün milyonlarca anlamsız görselin aktı o dijital çöplükte diğerlerinden farklı bir mesaj belirdi. Mesaj çok basitti. Merhaba. Çok zeki bireyler arıyoruz. Onları bulmak için bir test hazırladık. Bu görüntüde gizli bir mesaj var. Onu bulun ve sizi seçilmiş birkaç kişiye götürecek yolu bulun. Başarılar dileriz. 33.01. İlk başta herkes bunun bir şaka olduğunu düşündü. Zeki birinin can sıkıntısı belki yeni bir oyunun reklamı. Ama yanılıyorlardı. Bu basit görsel, internet tarihinin en büyük, en karmaşık ve en gizemli bulmacasının tavşan deliğinin ilk adımıydı. Bu, Dijada 33.01 hikayesi. Bu videoda sadece bu bulmacayı çözmeye çalışmayacağız. Asıl sorunun peşine düşeceğiz. Bu gölge örgüt kimdi? Amaçları neydi? Ve bulmacayı sonuna kadar çözen o bir avuç insana ne oldu? Neden hepsi susturuldu? Her şey o basit PNG görseliyle başladı. Forumdaki çok zeki bireyler hemen işe koyuldu. Görüntüyü bir metin düzenleyicide açtılar. Ve işte oradaydı. Kodların en dibine gizlenmiş bir mesaj. Bu steganografiydi. Yani bir dosyanın içine başka bir dosya gizleme sanatı. Mesaj onları bir internet sitesine yönlendiriyordu. Ama bu sadece başlangıçtı. Bu ilk adımı geçenler karşılarına çıkan metinlerde Sezar şifresi buldular. Bu antik Roma'dan kalma basit bir şifreleme tekniğiydi. Ama Cica da zekilerle daha zeki olanları ayırmak istiyordu. Sezar şifresi bir yemdi, bir tuzaktı. Onu çözmeye çalışanlar duvara tosladı. Ama asıl ipucu metnin kendisinde değil, metnin içindeki sembollerde ve referanslardaydı. İpuçları onları İngiliz mitolojisi kitabı olan The Mabinion'a, oradan Yahudi mistisizmi Kabala'ya, oradan da 16. yüzyıl filozofu Agrippa'nın şifreleme tablolarına götürdü. Bu bir bilgisayar korsanının işi değildi. Bu tarih, kriptografi, felsefe ve sanat tarihi bilen bir konseyin işi gibiydi. Günler süren ortak çalışmanın ardından binlerce kişi elendi. Geriye kalanlar tüm bu referansları birleştirip bir telefon numarasına ulaştılar. Evet, bir telefon numarası. Texas, ABD'de kayıtlı. Bulmacayı bu aşamaya getirenler numarayı aradıklarında bir telesekreterle karşılaştılar. Çok iyi, aferin. 3 asal sayı var. Biri orijinal görselle ilgili, 33.01. Diğer 2 asal sayıyı bulmak için görüntünün boyutlarını kullanın. Bu 2 sayıyı 33.01 ile çarpın ve sonuna .com ekleyin. Şimdi şans sizinle. Panik başladı. Herkes o sayıları bulmaya çalışıyordu. Görüntünün boyutları 509 ve 503'tü. İkisi de asal sayıydı. Bu devasa sayıyı .com olarak arattılar ve karşılarına bir web sitesi çıktı. Sitede sadece bir Ağustos böceği resmi ve bir geri sayım sayacı vardı. Süre dolduğunda ekranda 14 farklı konum belirdi. Bunlar GPS koordinatlarıydı. İşte burası olayın bir oyun olmaktan çıktığı yerdi. Bu koordinatlar dünyanın 5 farklı ülkesindeki 14 farklı noktayı işaretliyordu. Paris, Fransa, Varşova, Polonya, Seul, Güney Kore, Miami, Florida.
Cica da testi internetten sokağa taşımıştı. O noktalara giden insanlar bir sokak lambasına ya da bir duvara yapıştırılmış Cicada posterleriyle karşılaştı. Posterin üzerinde Ağustos böceği sembolü ve bir QR kod vardı. Düşünün, bu küresel bir organizasyon gerektirir. Bu posterleri oraya kim, nasıl yapıştırdı? Bu örgütün dünyanın dört bir yanında ajanları mı vardı? Burada bir saniye duralım. Yorumlarda dürüstçe yazın. Gecenin bir yarısı internette bulduğunuz gizemli bir koordinat sizi şehrinizdeki terk edilmiş bir sokağa çağırsa, o postere bakmak için oraya gider miydiniz? Yoksa bu korkup bırakacağınız nokta mı olurdu? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Gidenler oldu. QR kodu okuttuklarında karşılarına yine bir bilmece çıktı. Bu bilmece onları William Gibson'ın ünlü cyberpunk şiiri Agrippa'ya yönlendirdi. Ve o şiirin içine gizlenmiş olan şey bir Tor adresiydi. Yani Deep Web, karanlık ağ. Bulmaca artık kamuya açık alandan internetin en karanlık ve en gizli katmanına inmişti. Normal tarayıcılarla girilmeyen bu Onion sitesine ulaşabilen seçilmiş birkaç kişi bir mesajla karşılaştı. Sadece takip eden koyunları değil, ilk çözen liderleri istiyoruz. Bu yüzden bu adrese ulaşan bir grup kişiye özel bir davet gönderdik. Diğerlerine kapı kapandı. Geri kalanlara yolculuğunuz burada sona erdi. Başarılarınız için teşekkürler. Ve bitti. Sadece bir ay süren bu inanılmaz ağ sona ermişti. Binlerce kişi kapıda kalmıştı. Peki o içeri giren seçilmişlere ne oldu? Forum kaynaklarına göre bu kişilere kişisel bir e-posta gönderildi. Onlara bir kişilik testi ve felsefi sorular soruldu. Ve sonra... Forumlarda bu bulmacayı çözmek için gecesini gündüzüne katan o en zeki, en aktif kullanıcılar bir anda kayboldular. Hesapları inaktif oldu. Bir daha asla Cicada hakkında tek bir mesaj atmadılar. İddialara göre onlara susturulma emri veya gizlilik sözleşmesi imzalatılmıştı. Cicada 3301 aradığını bulmuştu. Peki ama ne aramıştı? Tam bir yıl sonra, 4 Ocak 2013, aynı forumda yeni bir mesaj belirdi. Merhaba, bilmece devam ediyor. Yolculuk yeniden başlıyor. İmza 3301. İkinci test ilkinden çok daha zordu. Yine görsel şifreler, yine felsefi metinler. Ama bu kez işin içine rün alfabesi ve runik şifreleme girdi. Bulmacayı çözenler bu kez Liber Primus adında dijital bir kitaba ulaştılar. Yani ilk kitap. Bu kitap Cicada'nın manifestosuydu. Felsefelerini, amaçlarını anlatıyordu. Ama bir sorun vardı. Kitabın kendisi de şifreliydi. Sayfaların çoğu hala çözülemedi. 2014'te üçüncü bir test daha geldi. Yine bir ay sürdü ve yine seçilmişler alındıktan sonra sessizlik ve sonra Cicada 3301 sustu. 2015'te mesaj gelmedi. 2016'da gelen mesajın sahte olduğu anlaşıldı. 2017'de Liber Primus'un içine gizlenmiş son bir mesaj bulundu. İleriye giden yolu arayın. Liber Primus'un sözlerine kanmayın. Hiçbir şeye inanmayın. Gerçeği kendiniz doğrulayın. O günden beri örgütten haber alınamadı. Yıllar süren bu sessizlik tek bir soruyu daha da güçlendirdi. Tanrı aşkına Cicada 3301 kimdi? İşte masadaki en güçlü teoriler.
Teori 1. Gizli servisler. Bu en popüler teori. Bir istihbarat servisinin geleneksel yöntemlerle bulamadığı kripto analistleri ve siber ajanları bulmak için kullandığı bir işe alım testi. Düşünün. Bu bulmaca bir adayın kutunun dışında düşünme, karmaşık şifreleri kırma, küresel çapta ipucu toplama ve en önemlisi gizliliği koruma becerisini ölçüyordu. Bir ajan için gereken her şey. Bu CIA'nin veya MI6'in neden dünyanın farklı yerlerine fiziksel posterler asabildiğini de açıklıyor. Teori 2. Bir siber suç örgütü veya karanlık bir şirket. Ya amaçları iyi değilse, ya bu bir siber paralı asker ordusu kurmak için yapılan bir testse. En zeki beyinleri toplayıp bankaları soymak, devlet sırlarını çalmak veya finansal piyasaları manipüle etmek için kullanabilirler. Bulmacayı çözenlerin susturulması da bu teoriyi güçlendiriyor. Belki de örgüte katıldılar ve artık geri dönemiyorlar. Sizce bu teori mantıklı mı? Dünyanın en zeki insanları suç işlemek için bir araya gelmiş olabilir mi? Yoksa bu size fazla mı film senaryosu geliyor? Teorilerinizi merak ediyorum. Teori 3. İdealist bir düşünce topluluğu. Cicada'nın kendi mesajlarına bakalım. Sürekli olarak bireysel özgürlük, mahremiyet ve sansürün kaldırılması gibi temalardan bahsediyorlardı. Ya Cicada 3301, Julian Assange veya Edward Snowden gibi devletlerin baskısına karşı savaşan gizli bir kripto anarşist topluluksa? Amaçları, dünyayı değiştirecek yeni bir şifreleme teknolojisi veya sansürlenemez bir internet için altyapı kurmaksa ve bunu yapabilmek için kendileri kadar zeki ve davaya inanmış insanlara ihtiyaçları varsa. Ve teori 4. Çok zengin birinin sıkıcı oyunu. Belki de arkasında hiçbir büyük amaç yoktur. Belki de bu Elon Musk gibi teknoloji milyarderi, eksantrik bir dahinin veya bir grup zengin programcının başlattığı dünyanın en pahalı, en karmaşık alternatif gerçeklik oyunuysa. Amaçları sadece yapabildiklerini görmek ve sadece can sıkıntısı. Hangi teoriye inanırsanız inanın, gerçekler değişmiyor. Birileri 3 yıl boyunca küresel çapta milyonlarca dolandık bir altyapı ve insan gücü gerektiren dünyanın en zor bulmacasını organize etti. Ve sonra buharlaştılar. Cicada 3301 neden durdu? Aradıkları kadar zeki insanı buldular mı? Yoksa deşifre olmaktan, yakalanmaktan mı korktular? Belki de asıl korkutucu olan bu değildir. Ya Cicada 3301 hiç durmadıysa, ya 2014'ten sonra bulmacayı sadece kamuya açık alandan çektilerse, ya o seçilmiş kişiler şu anda bizim bilmediğimiz bir yerde o gölge örgütün hedefleri için çalışıyorsa, Cicada'nın son mesajı bir uyarı gibiydi. Hiçbir şeye inanmayın. Gerçeği kendiniz doğrulayın. Belki de bir sonraki test çoktan başlamıştır ve biz sadece onu görecek kadar zeki değilizdir. Sizlerin de bu konu hakkındaki en inandırıcı teorilerinizi yorumlarda görmek istiyorum. Tartışıp üzerine daha fazla teori üretebiliriz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bir beğeni atmayı unutmayın. Yeni gizemlerde görüşmek üzere.